Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Ahmet Bayram, Özgür Komisyon. Hoş geldiniz. Şu anda malum salçalık ve turşuluk sezonu. Şu anda da ağırlıklı olarak salçalık domatesler satılmakta. Peki vatandaşlarımızın şu anda ilgisi nasıl ve salçalık domateste nelere dikkat etmeliler? Salçalık başlayalı epey oldu. Biraz da vatandaş ağırdan aldı. Ucuzlanmasını bekliyor. Gerçekten vatandaşın sıkıntı içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bayağı dolaşıyorlar ucuza alabilmek için. Şimdi daha var, sürecek. 15-20 gün daha sürer bunun sezonu. Sonra da bitiyor. Bu çiftçiye oldukça yüksek maliyeti var. Çiftçi zor durumda. Çiftçiye maliyeti, biz de çok ucuza satıyoruz. Öyle 5 kuruş bir karla falan bu dükkanı döndürmeye çalışıyoruz yeğenim. Böyle 5 kuruşla 7 kuruşla dükkan dönmez. Ama ortalığında bir işsizlik var, sorun var. Buna şükrediyoruz. Bizim iş, çocuklarımıza iş aramadığımız için şükrediyoruz buna. Bununla yetiniyoruz. Peki bu salçalık sezonu başladığı süre zarfında satışlarınız ne oranda oldu? Satışlarımız güzel. Kayseri'de bu oldukça yüksek bu satış tüketimi. Salçalık tüketimi, biber tüketimi de yeni yeni gelişiyor. Eskiden yoktu. Çukurova'da, Antep'te, Güneydoğu'da tüketilirdi biber tüketimi. Burada da bayağı tüketiliyor. Bu yıl, geçen yılki fiyatları tutmadı. Daha düşük. Bu biraz halkın alım gücüne dayalı oluyor. Biraz da çiftçiye maliyeti çok yüksek bunun. Şu anda biz 80 kuruşa veriyoruz bunu. Birinci kalite. Gerçekten öyle %25 falan da salça verir bu. Çiftçiye maliyeti 60 kuruş, 65 kuruş. Biz de burada 75 kuruşa kadar veriyoruz. İlk günü 80'e satıyoruz. Ertesi gün bitirmek zorundayız biz bunu. 75'e de veriyoruz, 70'e de veriyoruz. Vatandaş da gelince dikkat etsin. Bize hep darasını düşüyor musunuz diyorlar. Burada halde kesinlikle hiç kimse, bunlar standart 1,5 kilo yeğenim bu şeyler. Kasalar 1,5 kilo. Ne 1 kilo 500, 1 gram gelir ne de 499 gelir. Bunları otomatik bilgisayar düşer. Bizim verdiğimiz esnaflar da bunu düşer darasını, ama taşradan gelen esnaflar var. Bunu sezonluk yaparlar. 15-20 gün, 1 ay burada şey satarlar. Salçalık satarlar. 120 kilo alıyor, 90 kilo geliyor. 200 kilo alıyor, 160 kilo geliyor. Bunlar da bize sorulunca beni rahatsız ediyor. Üzülüyorum buna. Benim halkım, benim vatandaşım böyle aldatılıyor mu? Yani bunu hak etmiyor. Vatandaş bir domates almak için bunun okuluna mı gidecek yani? Değil mi? Ben bunu dile getirmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum bizim sorunlarımızla ilgilendiğiniz için. Turşuluk mevsimi yeni başladı. Bunlar da şimdi, bunlar da günübirlik tüketilmesi gerekir. Bu gördüğünüz ürünler bugün satılmayanlar, kalanlar. Bak sabah bir kamyon geldi. Yarına değer kaybeder bu %50. Bugün 2 liraya sattığımız salatalığı yarın 1 liraya anca satarız. Ertesi gün. Geçen yılla bu yıl arasında bir fark var mı peki turşuluk? Fark yok. Fiyatlar aynı. Geçen yıl bu domates daha pahalıydı. Bu sene, geçen sene 1200-1300 lirayla başladı. Bu sene 1000 lirayla başladı. Şu anda 80 kuruşa, demin ben 70 kuruşa kadar verdim. Bunu bitirmem gerekiyor. Bitirdim. Bir de biz temizlik istiyoruz. Belediyeden de istiyoruz. Bak sinek, buraya her taraf ahır, sağımız, solumuz, besi yapılıyor. Buralardan sinekler geliyor. Meyvenin bu 3 sene önce benim zorumdan bir yıkandı bu hal. Buralar lütfen yıkasınlar. Haftada bir olmazsa 15 günde bir yıkasınlar bu hali. Biz bunu hak etmiyoruz. Bizim dükkanlarımızın önünü 15 günde, en az bir ayda bir, 3 senede bir sefer yıkanma olmaz yani. Ben her hafta geliyorum bak. Geçen hafta da komşum yıkadı dükkanın önünü. Buralara hortumumuz yetişmiyor, şeyimiz yetişmiyor yeğenim. Bunlar da biraz ilgi bekliyoruz. Ne gelen var, ne giden var. Başkanımıza telefon açtım, o da telefona bakmadı. Gelse belki bir şeyler sorardım ben şurada sizin yanınızda.